Bir buçuk saatte tamamlanan son Yüksek Askeri Şura toplantısında TSK teamüllerine aykırı olarak yapılan terfi skandalları büyüyor. Gazeteci Müyesser Yıldız, yaş kararlarıyla ilgili değerlendirmelerini almak için görüştüğü emekli askerlerin anlattıklarını köşesine taşıdı. Yıldız, kuvvet komutanlığı son anda engellenen bir isim, biz hala eski sisteme göre düşünüp değerlendirme yapıyoruz. Oysa teamüller çalışmıyor, başka değerlendirmeler öne çıkıyor. Bunu da sadece kararları alanlar biliyor, dedi. Uzun yıllar Genelkurmay'da önemli görevlerde bulunmuş bir diğeri ise şunu anlattı. İsmi lazım değil bir komutanımız açıkça, ben AK Parti'nin paşasıyım, beni onlar terfi ettirdi diyor. Durum bu sözlerini kullandı. Terfiler veya tasfiyelerde başka değerlendirmelerin de öne çıktığını söyleyen gazeteci Müyesser Yıldız, Genelkurmay çatı davası ek klasörlerinde yer alan fişleme dosyalarını hatırlattı ve bunlar 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sadece bir ay önce hazırlanmış, yaşa girecek olan general, amiral ve albaylar hakkında yapılan istihbarat çalışmalarına ilişkin resmi dosyalardı. Kuvvet komutanları dahil 700'ün üzerinde general, amiral ve albayla ilgili 4 ayrı kaynaktan gelen bilgilerin çizelgesi çıkarılmıştı. Söz konusu 4 kaynak, MİT ve Emniyet'in yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da doğruladığı bazı hassas kaynaklardı. Darbe davalarında çokça gündeme gelen o hassas kaynakların Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, bir askeri yüksek idare mahkemesi hakimi, emekli albay Baki Kaya ve AKP milletvekili Şirin Ünal olduğu iddia edildi. Dosyası görüşülecek isimlerin karşısına haklarında hakkında hangi kaynaktan ne gibi bilgiler geldiği tek tek not edilmişti. Mesela aynı kuvvetten 3 albayla ilgili 4 numaralı kaynaktan gelen bilgiler terfi ettirilmeli, hükümet yanlısı şeklindeydi. 4 numaralı kaynak yine aynı kuvvetten bir diğer albay içinse terfi ettirilmeli, eşi türbanlı, hükümet yanlısı demişti. Ve 15 Temmuz'dan sonraki yaşta bu 4 albay Tuğ Generalliği yükseltilmişti. Son yaşta ne mi oldu? O 4 isim bu defada tüm generalliğe terfi etti. Bu tablo tümüyle tesadüf mü, yoksa TSK'da gerçekten artık bambaşka ölçülerin geçerli olduğunun göstergesi midir? Ne dersiniz ifadelerini kullandı.